Merhaba Kripto Akademi dostları. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet konu başlığımız bugün uygun hisse senedi. Birçoğunuz zaten buna bakıyor. Yani şu anda ne alabilirim? İlk arattığınız bu oluyor. Ya da ilk sorduğunuz şu anda hangi hisse senedi uygun? Yani ezbercilik. Ben size birçok videomda şunu söylemişimdir. İnsanların söylediğiyle yani buna ben de dahil olmak üzere tavsiye ettikleri hisselerden gitmeyin. Bu hisseyi biri tavsiye ediyorsa altında ne yatıyor? Gerçekten uygun mu? Ya da uygun bir hisse senedi neye göre değerlendirilir? Şimdi genelde daha önceden hatırlarsanız bu iş yatırımı sayfasında kolay bir arama sistemini göstermiştim size. Ne yapabilirsiniz? Uygun hisselerde hangi kriterleri kullanaraktan alabilirsiniz diye. Oradan yine bir ortak şöyle hepimizin genelde bildiği işte FKS'ydi, piyasa defter değeriydi, halka açıklık oranıydı. Genelde bunların düşüklüğüne göre seçiyorduk. İşte FKS düşükse bir ise alım yeri için uygundur. Piyasa defter değeri düşükse alım için uygundur. Halka açıklık oranı çok yüksek değilse alım için uygundur diyorduk. Şimdi genelde aramalarımız bunun üzerine olmuş oluyor. Birçok kişi size zaten bunu analiz ederken böyle analiz ediyor. Buna ben de dahilim. Çünkü ben de birçok analizimi bununla yapmış oluyorum ama bu tek başına yeterli değil güzel dostlarım. Şimdi halka açıklık oranını yüzde ya da yüzde kırkların altında olduğu zaman iyi bir şirket bütün işte kontrolü kendi elinde tutuyor işte karlarını anlaşmalarını ona göre yapıyor diyoruz. Bize daha yatkın geliyor. FK'sına geldiğimiz zaman ya bir şirketin FK'sı beşin altındaysa aslında daha caziptir, daha alınasıdır diyoruz. Doğrudur, evet, öyledir. Ama bunların ne diyoruz? Hepsinin farklı farklı eklentileri var. Piyasa defter değeri. Onun altındaysa çok iyidir diyoruz. Yani bunlar aslında doğru kriterler ama yeterli değil. Bakın güzel dostlarım. Şimdi bir şeyi hazırdan bulmak yerine bir şeyi kendiniz oluşturduğunuz zaman daha böyle güvenle daha kendinizden emin alımlar yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki borsa tarafından yani bir testere modu var. İster istemez e, ufak ufak düşüşler... ...derin düşüşlere neden olabiliyor birçok hissede. Ya da çok zirvede aldıysanız... ...beklemekten artık böyle gına gelmiştir sizlere. Ya bir güvensizlik başlamıştır... ...bir buhran başlamıştır... ...ki özellikle birinsiz yatırımcılıkta... ...ihtiyaç duyacağı parayla yatırım yaptıysa... ...zaten şu anda hala soğuk teller döküyordur. Ya niye düştü bu kadar daha nereye kadar düşecekti? Biz işin başına gelelim. Piyasaya yeni girmek isteyen ya da şu anda zaten piyasada ama yeni arayışlar içerisinde olan dostlara bir altı tane konu başlığımız var. Yani bunların içerisinde fiyat kazanç oranı birinci sırada. Şimdi uygun hisse de bu çok önemli. Şimdi fiyat kazanç oranındaki anlam nedir? Bakın bu oran hisse senedi fiyatının şirketin karına olan oranı gösterir. Yani düşük FK'sı, düşük piyasa defteri genelde hisse senedinin uygun olduğu şeklinde yorumlanır. Bu doğru bir aslında bakış açısıdır ama tek başına yeterli değildir. İkincisi temettü verimi. Bakın. Yani bu da çok önemlidir. Temettü verimi ne diyoruz işte ya bir şirket çok temettü veriyorsa işte belli aralıklarla senede iki defa, üç defa ya da bir defa ama sağlam temettüler, yüksek temettüler veriyorsa bu emeklilik gibidir. Birçoğumuz bunu severiz. Şimdi temettülük veriminde eğer bir şirketin düzenli olarak temettü ödüyorsa ve bu ne kadar standart vaziyette gidiyor ya da her hisse başına olan oranı artırıyorsa insanlar bu hisse senetlerinden daha büyük keyif alıyor ve yatırımını daha güvenli yapıyor. Peki bu sağlıklı mı? Bu da tek başına yeterli değil. Neden tek başına yeterli? Çünkü bunların ne dedik? Bir sürü eklentisi var. Şimdi gelelim üçüncü konuya. Bir senin için neler? Temel analizler lazım. Yani tamam FK'sı iyi, piyasa defter değeri iyi, temet verimi var. Bunun yanı sıra ne gerekiyor bizim için? Temel analiz gerekiyor. Peki temel analiz nedir? Bakın, şirketin mali tablolarını incelemekle alakalı. Gelimleri, giderleri, borçları, karlılık değerleri... Bu onun için uygun bir hisse mi acaba? Bunlar tutarlı mı? Şimdi bir şirketin mali tablosuna bakıyorsunuz. Karlar çok iyi gözüküyor. Yüksek satışlar var ama bir bakıyorsunuz ki borçlar satışların üstünde. iki katı, üç katı. Ve bu şirket PKS iyiydi. Piyasa defter değeri çok iyiydi. Ama borçları getirenin çok üstünde. Ne oldu? Yaptığımız bütün analizler o şirketin bütün verimliliğini aldı götürdü. Bu o yüzden önemli. Peki temel analiz bu durumda tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Neden? Çünkü bir de bu işin teknik analizi var. Teknik analizi hani birçok kişi kusura bakmayın daha doğrusu birçok yatırım videosu çeken arkadaşlar temel işte analizi belki kullanıyor, genelde anlatıyor ama teknik analiz kısmını neredeyse yok sayıyor. Ya teknik analiz Nedir ki diyor, İki tane çizgi çekiyorsun. Tamam, haklısın ama bu tek başına olursa sen haklısın. Yani temel analizi de yapacağız, temettü verimlerini inceleyeceğiz. Fiyat-kar oranlarına, piyasa defter değerlerine tabii ki bakacağız. Ama bunun için de teknik analize de mutlaka bakmamız lazım. Teknik analiz neydi? Fiyat grafikleri ve ticaret hacmini gösteren bir enstrüman hisse senedinin fiyatlarının gelecekteki hareketlerin... tahmin etmeye yardımcı olan bir uygulama diyelim biz buna. Yani geçmişteki olanı gelecekte olabilecek noktaları yani alım ve satım noktalarını belirlememizi sağlıyor. Temel analize bakıp teknik analize bakmadan yola çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Birçok size tavsiye edilen hisse senetlerini gerçek anlamda ama tavsiyeden ziyade hani bakın bu iyi yeredir gelmiş diyen yayıncıların birçok bu bütün ...estrümanları kullanaraktan bunları yapıyor. Kendi için de bunu yapıyor. Şimdi teknik analiz kısmını da anlamış olduk. Peki bu da yeterli mi? Tabii ki değil. Bunun arkasında ne vardı? Şirketin gelecek potansiyeli. Yani bir şirket tamam çok güzel, her şey çok iyi ama... E, ...gelecekteki potansiyeli ne? Ya da ne anlam içeriyor? Bakın şirketin endüstri lideri olma potansiyeli... ...inovasyon kapasitesi... Büyüme stratejileri gibi faktörler hisse senedinin değerini etkiler. O yüzden şirketlerin araştırırken neler vaat ettiğini yenilik olarak neler yaptığını, R&D yatırım yapıyor mu? Tamam bir yere kadar yükselmiş ama bu iş hep böyle gitmez. Ne yapması lazım kendini geliştirmesi lazım. Ve bunun içinde ne gerekiyor? Bir öz kaynaklarını çoğaltıyor mu? Duran varlıklarında bir artış var mı? ya da dediğimiz gibi ARGE'de bir geliştirmeye gidiyor mu? Şirket kendini yeniliyor mu? Bu çok önemli. Yani bunların hepsi birbirine bağlı zincirler. Eğer uygun bir hisse senedi arıyorsan ve bunu sana birileri anlatmaya çalışıyorsa bunlardan bahsediyor mu? Çok önemli. Ve bunların içeriği var mı? Bugün AX şirketini sana biri övüyorsa hisse senedini hemen bak internette ya. Google'a bile yazdığın zaman o şirketle alakalı birçok bilgiye ulaşabilirsin. Yani soracağın sorular doğru olmak zorunda tabii. Bir şirket için bir soru soracaksan ne sorman lazım? Geçmişteki karlarına bakman lazım. Şirket yenilik olarak ne yapıyor? Yani manifestosuna iyi hakim olmak gerekiyor. Peki gelelim en önemlisine. Risk toleransı. Bakın bu da çok önemli güzel dostlarım. Neden önemli? Yatırımcının kendi risk toleransını uygun hisse senedini seçimde çok önemli bir faktördür. Yani sen cebindeki paraya göre risk toleransı yapmak zorundasın. Yatırımcı hisse senedinin getirisiyle beraber riski de dengelemek zorunda. Yani bugün her şey çok güzel olabilir bir başkası için. Benim için mesela düşen bir hisse yüzde otuz değer kaybettiği zaman üzücü bir şey olmayabilir. Aa niye olmasın ya? Abi almışsın işte on bin TL'lik bir tane hisseden e düşmüş senin paranın değeri, örnek veriyorum, 6.000 TL'ye. E sen bundan nasıl bir mutluluk duyabilirsin? Ben riskimi yönetebiliyorsam, belki o benim için kazanç getirebilecek bir diptir. Alım için başka bir fırsattır. Ama bu neyle alakalı? Benim riskimi yönetmemle alakalı. Şimdi birçoğunuza her zaman söylemişimdir. Güzel kardeşim, elindeki paranın hepsini bir yere yatırma. Hepsinde malda bulunma, elinde mutlaka nakit bulunsun. Yani atıyorum 50 bin TL'lik yatırım yapma imkanım varsa bu 50 binin 30 biniyle yatırım yapıp 20 binini kenarda tutman lazım. O 30 bini de tutup bir hisseye mi yatıracaksın? Tabii ki hayır. Onu da bölmek zorundasın. Ama 3'e ama 5'e. Niye? Kiminde karlar varken kiminde zararlar görebilirsin diye. Şimdi bunların hepsini oluşturdun. 5 işlemi de çok iyi araştırdın, bunların üzerine gittin ve bunlara uygun şirketleri buldun. Fakat risk toleransında başarısızsın. Bunları buldun, içinde en o çok hoşuna giden hisse bütün paranı yatırdın. Bu hisse örnek veriyorum zaman içerisinde %20, %25 değerini kaybetmiş. Aa iyi bu baya bir düşmüş alayım dedin. Bir %25 daha geriledi ya da bir %40 daha geriledi. Bu kez soğuk teller dökmeye başlayacaksın. Niye? Çünkü çıkmasını bekleyeceksin. Şimdi tabii biz bunları tek tek ele almış olduk. Bunlar bizim için önemli dedik. Peki şu anda ne yapmamız lazım? Yani hocam tamam bunları anlatıyorsun ama yani bunlara uygun hangi hisseler var? Tabii onlara da bir bakalım şöyle nedir onlar diye. O hisselerden biri Ereğli Demir Çelik. Çok da severiz. Yani birçoğunuz zaten bu piyasaya girdiğinizde Ereğli Demir Çelik'le karşılaşmışsınızdır. Şimdi Ereğli Demir Çelik'te benim kendimce alım için beklediğim kademeli yerler var mesela. Ki bu süreçlerdeki düzeltmeler benim için çok önemli. Yani zirve noktalarından gerileme. Biz ne dedik ilk başta? Teknik analiz ve teknik veri çok önemli. Şimdi temettüsünü veren bir şirket hisse. Neden? Sadece 2023'te vermedi. Onda da tabii nedenleri belli arkadaşlar. 2023'te işte 9 Mart e, tarihinde yaptığı açıklamada Şirketin yatırım döneminde olması nedeniyle sağ nakit akışının devam ettirebilme amacıyla 2023 yılında nakit temettü ödemeyeceğini belirtti. Bu durumda demek ki biz bir nakit temettü alamadık hocam. Bunda bizim için faydalı ama geçmiş temettülerine baktığımız zaman her yıl e, takır takır temettülerini ödemiş. Sadece 2023'te böyle bir durum var hatta 2013'te iki defa vermiş örnek veriyorum. Ya, bu zamana kadar bütün temettüler verilmiş 2024'te de temettü beklentisi 4.50'nin üzerinde bekleniyor özellikle 2023'te temettü ödemediğini düşünürsek yani biraz daha yüksek olacak anlamına geliyor. Bu da onun için çok iyi bir durum. Fakat güzel dostum burada sadece temettü yeterli değil. Neden? Çünkü ne dedik? Bir taraftan da risk toleransı var. Yani bizim riskimizi yönetmemiz var. Ben şimdi kendi açımdan anlıyorum Bakın buradaki anlattıklarım benim dediğim şekilde yatırım yapın diye değil ufkunuzu genişletme anlamında söylüyorum. Şimdi benim için kademeli bir alım için örnek veriyorum Ereğli'nin 34 bandına gelmesi lazım. Bu benim için bir ilk alımdır. Niye? Çünkü riskimi ona göre yönetiyorum. Buraya gelirse bir alım yapabilirim. Nakilimin atıyorum %10'u ile. Ve beklediğim ikinci bir kademe düşüş gelir de 28 bantlarındaki bu genelde e, tepki aldığı yere gelirse eğer burada da bir düşüş yaşanırsa buradan da bir yüzde on beş ya da bir yüzde yirmilik alım tekrardan gerçekleştirebilirim. Bu benim riskimi yönetmemle alakalı. Ne dedik? Nakidimiz var. Her zaman malda değiliz. Paramızı yönetmemiz için ekstra fırsat vermesi lazım. Şimdi neden ben böyle bir alım gerçekleştiririm? Bakın güzel dostlar. Şu ben Aldım kenara attım benim umurumda değil şu kadar düştü bu kadar düştü geçeceksin ayakları. Bu şeye benzer. Adam hiç yumruk yememiş. Adamı ben böyle döverim şöyle yaparım yumruğu yedim mi de aa neydi ya diyor. İşte aynı ona benzer bu. Şu süreçte baktığımızda şuradan alım yapan dostumuz, arkadaşımız muhtemel zirvede aldı, mala yakalandı. Aldığı noktaya gelmesi için geçen süre sadece 7 ay. Ya böyle 7 aylık, 8 aylık bir süreçte düşünsene paranı hiçbir şekilde çalıştıramamışsın. 7 ay önce dolar kaç paraydı, şu an kaç para? Sen dolar bazında, enflasyon bazında aldığın yere gelse bile fiyat kayıptasın demektir. E hocam temettü var. E peki bak bu yıl temettü de ödemedi. Yani burada da biliyorsun. Ne oldu burada? Risk faktörlerini değerlendirmek gerekti. Şimdi ben her zaman şunu söylerim öğrencilerimde de çok kullanırım. Arkadaşlar fiyata siz gitmeyin. Fiyat size gelsin. Sabırlı yatırımcı olun. Doğru alım yerlerini bekleyin. Eğer bir mal uzun vade yükselişini yaptıysa bir düzeltme gelmesi için sabırlı olmanız lazım. Ben şimdi bir düzeltme noktası için burayı da düşünebilirim. Bakın burayı da düşünebilirim. Burası da çok sık. Mesela karşılaştığımız, tepki aldığımız yerlerden biri. Yani %8'lik, %9'luk ya da %5'lik bir alım, %10'luk bir alım, %20'lik bir alım. Bu alımları değerlendirme şeklinde gider. Yani ne yaptım ben burada? Riskimi azalttım. Neden? Çünkü yükseldiği zamanda kademeli satarsam eğer buradaki aldığım paranın hakkını çıkartmış olurum. Zarardan kurtulmuş olurum. İçerideki kalan para en azından artık benim kazanıp da kar olarak bıraktığım para olur. Ne oldu? Alım sermayesi için elimdeki tuttuğum nakit artırdım demektir. Şimdi o yüzden Ereğli güzel bir şirket. Fakat şu anda benim için alım yerinde değil. Beklerim. Geçmişi olan bir şirket. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Az önce ne dedik 2023 için? Nakit akışının devam ettirebilmesi amacıyla temettü vermedi. Yani Demek ki Ereğli Demir Çelik yatırım yapma yolunda. Bu yatırım için neler gerekiyor genel olarak? Ne yapması lazım? Ya sektörde bir yenilik yapıyordur ya da ARGE'ye yatırım yapıyordur. Ereğli'nin şu anda ARGE için harcadığı para arkadaşlar 83 milyon 780 bin lira. Yani ne demek oluyor bu? Demek ki Ereğli ARGE'de bir çalışma yapıyor. Ve bu ARGE çalışmasının sonucu bize ne olarak gelecek? E tabii ki yeni satışlar, daha iyi pazarlar ve daha iyi kazançlar demek olacak. O yüzden ben fiyatı beklerim. Belli bir nokta daha düşsün ki avantajlı olayım. Şimdi şurada alan arkadaşla, burada alan arkadaş, sabredip ya da buralarda alan arkadaş aynı olabilir mi? Birçok kişi buradan ya nereye düşecek çıkacak diyen arkadaş şu anda diyordur ki... ...ya arkadaş aldığım yerlere bir gelsin de bir kar yapsak da. Maldan çıksak diyordur. Niye? Bezdi çünkü. Ama ona sorsan diyecek ki ben uzun vadeli yatırımcıydım. Doğrudur. Kayıp zamanı yaşandığı zaman bunların hiçbirini göremiyoruz. Şimdi bu ereğli noktasından baktığımız. Peki hocam bunun dışında neler var? Yani beklediğiniz neler var? Mesela bunlardan biri Astor. Yine çevrenizde çok duyarsınız. Abi enerji sektörü bir başkadır yatırım yapacaksan enerji sektörünü yapacaksın. Enerji sektörün geleceğin şirketleri. Şimdi bunu muhakkak duyuyoruz. Aynısını teknoloji içinde duyuyoruz. Peki aslında oradaki bu durum nedir? Zirveden dibe doğru %30'luk, %35'lik düşüşlerden bahsediyoruz. Bunlar işte bizler için, ya benim gibi yatırımcılar için, riskini töler edenler için alım fırsatları doğuran yerlerdir. Ben kademeli olarak Zaten önümüzdeki süreçte belli bir kademe zaten düşüşler bekliyorum. Genelde bakın hisse senetleri, şirketler yeni yıla karlarla girmek ister ve o yüzden yüksek e, çıkışlar yapabilir. Ama bu benim için geçerli değil. Şu anda önümüzdeki bir seçim için hep bir beklenti var. Seçimde işte fiyatlar bir düşsün. Seçimden sonra alımlar yapacağım ya da seçimdeki düşüşe göre alım yapacağım. Bakın bu yerel bir seçim. Yani yerel bir seçim olduğu için çok aman aman öyle. Hani düşüşlerde şunlardı beklemenize gerek yok. Belli kademelerde düşüş gördüğünüz orantıları iyi olan işte şirketlerde bu düşüşleri değerlendirmek gerekiyor. Bakın bir mal yükselirken birçok kişi konuşabilir. Önemli olan mal düştükten sonra konuşulmayan hisselere bakmak. Şimdi ben burada mesela örnek veriyorum. Astor'da zirvede alan adam için ilk alım yerim noktamda %32 kardayım. Peki bu biraz daha derinleşirse, şuradan baktığımız zaman, ben buradan da bir nakit alımı yaptığım zaman %47 avantajdayım. Ne oldu? Bir öncekinden %12, %13 gerideyim ama en tepedekinden %47 ilerideyim. Peki, stop diyebileceğim, yani elimdeki alımı artık durdurabileceğim nokta neresi? %56'lık bir düşüş diyebileceğimiz bölge. Bunlar olabilir mi? Olmaz diye bir şey yok, bakın. Buraya kadar katiyen düşmez diye bir şey yok. Borsa tarafında yani finansal sektör tarafında bu kripto da olabilir, bu İstanbul borsası tahmin olabilir, MT olabilir ne olarak düşünürseniz düşünün. Buraya kadar da düşmez diye bir şey yok çünkü bu işin dibi yok. Fakat biz ne dedik? Risklerimizi töler ederek yani risklerimizi yöneterek gitmeye çalışıyoruz. Ben buradan bir alım yaptım diyebilirim. Yani şimdi ...kendi adıma söylediğim noktada... ...yüzde beşlik bir alım ya da yüzde onlukla kitimin... ...ben burayı da bekliyorum... ...keşke gelse... ...ya hocam buradan aldın insan buraya düşmesini ister mi? ...isterim güzel kardeşim ben... ...benim için... ...ya yatırım yapıyorum... ...benim için... ...kendim için söylediğim uzun vadelik süreç... ...benim genelde iki yıldır... ...ben iki yılda... paramın katı katını çıkartabileceksem... ...ben burayı da beklerim, burayı da beklerim... ...niye? Çünkü... Ben tepeden ya da belli bir noktadan komple mala girmiyorum. Ne yapıyorum? Ya elimdeki parayı belli kademeler bölmüşüm. Kenarda da tuttuğum yatırım için belli bir para var. Ve ben bunu kademeli kademeli alarak hem riskimi düşürüyorum hem de kar oranımı hızlandırıyorum. Yani buradan da yükselmeye başladığında artık ben kar etmeye başlıyorum. Şuradaki kayıp zamanımı kısaltmış oluyorum. Buradan buraya gelmeye başladığında daha da iğmeli bir kar almaya başlıyorum. Ne olmuş oldu? Yıl içerisinde birinci karımı almaya başladım. Sonra ikinci karımı almaya başladım. Bundan sonra neyi bekliyorum? Üç ve üstünü bekliyorum demektir. Genel olarak analizlerinizi yaptığınız zaman ya da bir hisseyi araştırdığınız zaman tepe noktası olmadığından emin olmanız lazım. Ve kendiniz bu konuda geliştir. Tabii bu Astor için sadece geçerli değil daha birçok hisse senedi var böyle. Onlardan da birkaçına bakacağız ama öncelikle şunu söyleyeceğim güzel kardeşim. Videoyu şu anda buraya kadar izlediysen, verdiğim emeğin karşılığı ve bunun gibi birçok videonun hala devam etmesini istiyorsan ve bundan haberdar olmak istiyorsan, bak videonun şu köşesinde hatta ufacık bir abone ol var. Onu da tıklayabilirsin. Arada bir abone ol yazısı çıkıyor. Hatırladığında abone olursa, algoritmaların bizi tanıması için beğeni butonuna ya da olumlu ya da olumsuz, hoşuna giden ya da gitmeyen eleştiri ya da teşekkür niteliğinde bir de yorum yazarsak gerçekten çok sevinirim. İnanın bu videoyu hani çekmek 2 saat 3 saat sürüyor bazen. Çünkü editlemesi var, incelemesi var. Ya yanlış bir deyim kullanıp da insanları FOMO'ya sokmayayım dediğimiz noktalar var. Tekrar silip ya da çektiğimiz yerler var. Emeğin karşılığında bir beğeni ya da aboneliğe gidersen çok sevinirim güzel dostum. Evet devam edelim. Astor bunlardan biriydi. Peki hocam bunun dışında daha gördüğünüz hangi hisseler var dediğinizde şöyle bakalım. Mesela bunlardan biri Sasa. Hatta birçok videomda da Sasa'yı anlattım. Yatırımcının çok küfrettiği bir hisseydi. Neden küfrettiği bir hisseydi? Uzun süre işte yatayda gitti. Tepede alanlar hala içeride. Dolar bazında baktığımız zaman özellikle enflasyon verilerine baktığımız zaman karlar çok geride kaldı diye baktığımız bir hisse ve zirve satışlarını yapmış beklemede olan bir hisse benim gözümde. De. Aynısını Sasa için de düşünüyorum. Yani Sasa'nın da temettüsü var. İşte verdiği temettü, kar oranları var. Örnek veriyorum tabii ki. Şimdi bir de bunun yanı sıra Sasa'da beklenen biliyorsunuz 2024'ünün ikinci çeyreği yani 6. aylarında ya da 7. aylarında PTA üretimi için kurulan tesisin faaliyete geçmesi. PTA neydi? Polyesterdeki ham madde ve bunu Türkiye'de sasa üretmiş olacak. Yani yurt dışa bağımlılığını düşürmüş olacak ve artı yurt dışına da PTA satışı yapmış olacak. Bu ne demek oluyor? Şirkete ekstradan döviz gelirini artırmış olacak. Bu da bizim için güzel bir oran. Şimdi ben sasa için hatta önceki videolarımdan hatırlarsanız alım noktaları için artık benim için ideal yerlere gelmişti dediğim yerlerde ufak alımlar gerçekleştirdim ben. Peki Beklediğim daha dipler var mı? Var tabii ki. PTA üretiminin yani 2024'teki yükselişe geçmeden önce gelebileceği dip noktalar var. Çünkü şu andaki ekonomik durumumuz biliyorsunuz yani bu faiz artırımlarıyla belli bir nokta sarsılacak belli ki. Fakat hep bu böyle mi gidecek? Tabii ki değil. Belirlenen bir ekonomi haritası vardır, bir rotası vardır. Bu süreçte faiz artırımları artık durdurulmaya, sabitlenmeye başladığında birçok, işte düşüşe geçen işte tahminlerin artışlarının artık düştüğü noktalarda tekrardan canlanmalar var. Özellikle bu tarz yatırımlar yapan şirketlerde bu canlanmalar yükselmiş olacak. Genel olarak bizim tabii listemizde birçok şey uymuyor. Neye uymuyor mesela? FKS 36'larda, FABÖK'ler 60'larda, piyasa defter değeri uygun hadi onun altında 9.10'larda geziyor. E hocam e bu bütün liste uymadı işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Hani diyorduk ya FK'sı çok düşükse çok iyidir. İşte piyasa defter değeri çok düşükse çok iyidir ki piyasa defter değeri onun altında hala. Yani oradan en azından sınıfta kalmıyor. E şimdi ne yaptık? Ama teknik analiz ve teknik verilere bakıyoruz. Teknik verilerde ne var? Çok güzel bir yatırım içerisinde bu bu yatırımın sonuna geldi. Artık hani bizi bekleyen ilerleyen süreçlerde bu atılımın meyvelerini yiyeceğiz. Yani ne demek oluyor? 2024'ün sonuna doğru... ...Sasa'yla yatırım yapan birçok yatırımcı... ...güzel karlar toplamaya başlayacak. Ama, ama bu güzel karlar için de... ...güzel hedef noktaları lazım benim için. Yani bu noktalara gelmesi lazım. Bu noktalara gelmesi lazım. Niye? Ediplerden alım yapıp sermayeyi büyütmem lazım. Hocam bu kadar çok gelecek var diyorsa... ...niye buradan almıyorsunuz? Niye buralardan da almıyorsunuz? Ya güzel kardeşim... ...ben düzeltme yerlerini severim. Yani fiyatın bana gelmesini beklerim Birçok geçmişteki videolara bakarsanız bu noktaları beklediğimi zaten söyledim. Burası benim için bir range bölgesidir. Range bölgesinin içine girdiğinde ufak bir alım gerçekleştirdim ama şu noktaya gelmesini de çok istedim. Çünkü oranım yüksek olacaktı bu bölgeye gelseydi. Daha bir oranı bir tık daha artırmış olacaktı. Peki olası bir durumda ne yaptık? Sasa yatırımcısını buradan bir perişanlığa soktu ve hala gidiyor. Birçok kişinin Sövüp saydığı bir hisse senet. Bir yılı geçmiş ve hala zirvede alan buradan karını alamadı. Şimdi uzun vadeli sasadaki yatırımcı şu anda isyan bayrağını açmamış mıdır? E, tabii ki açmıştır. Niye? Çünkü o adam sövüyor. Çünkü o adam hep tepeyi bekledi. Ben o adamın yerine düşmemek için ne yapmam lazım? Benim için dip diyebileceğim noktalara gelmesini beklemem lazım. Burada bir testere formasyonunda ilerleyip belli bir oranda tekrardan heyecan verdikten sonra geldiği noktaya geri döndü. Bu benim için iyi bir noktaydı. Kademeli ufalarak olarak bir ufak alım yaptım. Şimdi yeni bir düşüş bölgesinde buraya gelirse eğer burada bir %15'lik bir yatırım yaptıysam burada da bir %20 veya %25'i yapabilirim anlamında. O yüzden ne diyorum güzel kardeşim sabırlı olman gerekiyor. Uygun hisse senedi bir sürü var birçok hisse senedi gelecek vaat ediyor. Fakat sen fiyata koşarsan içeride kalırsın. Buradaki arkadaş fiyata koşmuştur. Buradaki arkadaş fiyata koşmuştur. Ama fiyata koşmayı fiyata bekleyenler buradan alım yapan, buradan alım yapan her türlü karlarını çıkartıp belli bir kademe düşüş bekleyip tekrar alım yapmıştır. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ana paranızı kurtardınız, karınızdan da belli bir oranı aldınız. Mesela %50'lik bir karınızdan da cebinize koydunuz. Geriye kalan %50'lik karla yeni gelen bir dipten alım yaptınız. Artık bu para Sasa'nın kendi üzerinde sana kazandırdığı parayla yürüyen bir para. Yok olması, iki yıl beklemesi, bir yıl beklemesi seni üzmez. Niye? Çünkü o para zaten yoktu. Sen o paradan ana paranla karını da aldın zaten. Gittin onunla başka yere de yatırım yaptın. Çünkü yine bir dip yakaladı. Bu yakaladığın diplerle, kademeli alım yaptın ve şu anda yükselişler bekliyorsun. Bu işte senin riskini yönetmene bakıyor. Bugün birçok analizci sana buradan da al der, buradan da al der. Ya ben de söyleyebilirim. Al demem ama alacağım derim. Ama ben riskimi yönetmeyi düşünüyorum. Niye? E ne dedik az önce? Kar edebilmen için riskini yönetebilmen lazım. Şimdi ben bununla beraber birçok hisseyi verebilirim güzel dostum. Anlatabilirim. Ve bunun gibi birçok Değerli hisse var. Anlatımında sıkıntı yok. Ama öncelik senin kendini geliştirmen. Öncelik doğru soruyu sorabilmen. Ben uygun hisseye neye dayalı almam lazım? Ne dedik az önce? Teknik analizi, teknik yapısı, firmanın geçmişi, vaatleri, gelecekteki beklentileri. Bunların hepsine bakman lazım. Öyle benim dediğimle, Ahmet'in dediğiyle eğer bir alışveriş yaparsan yandın keten elvan bitersin. Kurtuluşun yok. Bir sonraki videoda arkadaşlar ön öngördüğümüz hani benim çekmeyi sizlere anlatmak istediğim şeylerden biri de doğru firmalardaki analiz şekilleri. Bununla alakalı bir video hazırlayacağım. Yani doğru şirketler hangi analiz ya da hangi filtrelerden geçirilmeli? Uygunluk noktası nasıl tespit edilmeli? Onunla da alakalı video çekeceğim. Onunla da en azından bir ufkunuz genişlemiş olacak. Ama şu anda neyi anlamış oldun? bir hisseyi almak için, uygun bir hisseyi almak için ya da bulmak için doğru soruları sormanız gerekiyor. En azından bunu anlamış ol. Evet güzel dostlarım bu videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. O yüzden bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Takip etmeyi, daha doğrusu abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.